Merhaba sevgili akrepler 29 Aralık 5 Ocak haftasına hoş geldiniz sevgili akrepler 2013 yılı artık sona eriyor ve 2014 yılına giriş yapıyoruz bu hafta ee, gökyüzünde öncü gruptaki hareketler özellikle dikkat çekiyor Oğlak Burcu'nda gezegen birikimi var. E, Oğlak Burcu'ndaki gezegen birikimine diğer önce gruptaki burçların sert açıları söz konusu olacak. Özellikle yılbaşına doğru bunlar yoğunlaşıyor. 29 Aralık'ta Merkür-Uranüs karesi etkinleşiyor. Hemen ardından 30 Aralık'ta Güneş-Uranüs karesi etkinleşiyor. 31 Aralık'ta Oğlak Burcu'ndaki merkür güneş Plüton kavuşumuna Koç burcundaki Uranüs'ün ve Terazi burcundaki Mars'ın kare açıları var. Gökyüzünde tek kare açı kalıbı oluşacak. Yengeç burcundaki Jüpiter her ne kadar sizi destekleyen pozisyonda olsa da bu tek kareyi de bir şekilde etkileyen bir durumda ve büyük kare dediğimiz görünüm oluşuyor gökyüzünde. Öncü kareler genellikle girişme, girişimler için cesaret veren, değişimler için büyük güç veren enerjiler oluştururlar. Özellikle Plüton, Uranüs gibi sert gezegenlerin de bu öncü karede yer alması biraz kontrolümüz dışında oluşabilecek olaylara işaret ediyor. Sevgili Akrepler 1 Ocak'ta saat 13.15'te Oğlak burcunun 10 derecesinde Güneş ve Ay birleşecek ve yeni bir ay doğacak. Yeni yıla bu yeni ayın enerjileriyle başlıyoruz. Yeni ayın enerjileri biraz sert, zorlayıcı olabilir. İlişkiler konusuna dikkat et, e, etmek gerekiyor. Şu sıralarda Venüs Oğlak burcunda retro harekette, Mars Terazi burcunda ilişkiler, ortaklıklar ile ilgili konular biraz daha dikkat çekiyor sizin de yakın çevre ilişkilerinize kardeşler yakınlar komşular arkadaşlar iş arkadaşları eğitim seyahatlerle ilgili konulara biraz daha dikkat etmeniz gereken bir süreçte olacak bazı kontrol dışı ani durumlarla karşılaşabilirsiniz özellikle seyahat veya gezi programlarınız varsa son dakikada bazı değişimler olabilir sizin dışınızda gelişen olaylar planlarınızı etkileyebilir. Ee, üçüncü evinizde oluşacak bu yeni ay e, iletişim cihazlarına, otobomilinize de dikkat çekiyor. Onların kontrollerini, bakımlarını yapmayı ihmal etmeyin. Bazı e, istenmeyen durumlarda ve aksiliklerle karşılaşmanız söz konusu olabilir. Çünkü Merkür'ün Uranüs'te kare açısı var, Mars'la kare açısı var. Bunlar özellikle iletişimle ilgili konularda da e, aksilikler ee, ve problemler yaratabilir sevgili Akrepler. Evet e, Jüpiter'in e, sizi destekleyen konumu birçok açıdan koruyucu olacaktır. E, ancak e, gezegeniniz Mars Terazi burcunda ve retro olduğu için ve şu sıralarda e, 12. evinizde olduğu için. E, Fark etmediğiniz durumlarda karşılaşabilirsiniz. Ee, özellikle bazı ufak tefek e, sorunlar, gizli düşmanlıklar oluşabilir. İhmal ettiğiniz kavramlarla yüzleşebilirsiniz e, bu yeni ay içerisinde. E, ancak bilinçli olduğunuz takdirde, e, kontrollü olduğunuz takdirde ve ilişkilerde dengeli olmaya çalışırsanız e, çok da fazla sorun çıkmadan yeni ayın enerjilerini kontrol edebilirsiniz sevgili akrepler. Evet e, bu haftanın e, günlük e, gökyüzü hareketlerini günlük videolarımızı izleyerek de ayrıntılı olarak takip edebilirsiniz. Haftaya e, tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi yıllar diliyorum. Hoşçakalın.